Sevgili seyirciler, güneş doğarken ekibi olarak bugün güneş doğarken Çorum'un Alaca ilçesindeyiz. Yozgat'ın Baydin Belediyesi'nin kültür, sanat ve sünnet şöleni etkinliklerine katılmak için Alaca'dan geçerek Baydin'e doğru gideceğiz. Anadolu'nun her köşesi ayrı bir güzel, ayrı bir özel. İşte bu güzellikleri de sizinle paylaştıktan sonra Baydin'e doğru yolumuza devam ediyoruz. Türküleri mektup yaptım gönderdim, öptüm ellerini Anadolu'nun. Doğudan batıya gönlümü verdim, öptüm ellerini Anadolu'nun. Aşka aşık olup çalan sazlarla, çoğu bile az söyleyen sözlerle. Koca Veysel gibi gören gözlerle, öptüm ellerini Anadolu'nun. Hep aynı yağmurun taneleriyiz, paylaştıkça büyür bizim sevgimiz. Emdiğim süt gibi helal tertemiz, öptüm ellerini memleketimin Anadolu'nun dostu. Emdiğim süt gibi helal tertemiz, öptüm ellerini Anadolu'nun. Duvarında bir taş misali, tek ana babadan kardeş misali. Yunus Emre Hacı Bektaş misali, öptüm ellerini Anadolu'nun. Bitsin artık bu kin, bu nefret bitsin, dostluğa duyulan bu hasret bitsin. Kardeş kanı döken bu cinnet bitsin, öptüm ellerini Anadolu'nun. Hep aynı yağmurun taneleriyiz, paylaştıkça büyür bizim sevgimiz. Emdiğim süt gibi helal tertemiz, öptüm ellerini Anadolu'nun memleketimi. Ana sütü gibi helal tertemiz, öptüm ellerini Anadolu'nun. Baydin Belediyemiz tarafından düzenlenen 8. Kültür, Sanat ve Sünnet Şölenimize hoş geldiniz. Tekrar Baydinlere, sizlere hayırlı bayramlar diliyor, şölenimize hoş geldiniz diyor, saygılarımızı sunuyoruz. Baydin Belediyemiz emin ellerde. Yine bu yılda içme suyu sorununu çözmüş, şöleninde sünnet ettirdiği çocuklarla, ailelerle sevinçleri paylaşmış. Güreş etkinliklerimiz olacak Er Meydanı'nda, güreşlerimiz olacak. Akşamına güzel ozanlarımızla, aşıklarımızla bir konser programımız olacak sevgili Baydinliler. Baydin Belediye Başkanımız Sayın Osman Uslu'yu açış konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davetle arz ediyorum.
Sayın Adalet Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın İl Başkanım, Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanlarım, İl Genel Meclis Başkanım ve üyelerim, sevgili misafirler, saygıdeğer baydinler. 8. düzenlediğimiz kültür, sünnet şölenimize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle Ramazan bayramımızın ülkemize, milletimize, memleketimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Tekrar hayırlı bayramlar diyorum. Sayın Bakanım, 8.sini düzenlediğimiz kültür ve sünnet şenliklerimize kasabamızın yoğun göç olmaması sebebiyle, yoğun nüfus artışı sebebiyle çocuklarımızın çok olması nedeniyle sünnetle başladık. Sünnetle devam ediyoruz. Tabii bunun yanında faaliyetlerimiz oluyor. Her yıl açılışlarını yaptığımız hizmetlerimiz oluyor. Bu sene de buna ek yapıyoruz. Sayın Bakanım, bugüne kadar her yıl sünnet yaptırıyorduk. Bu yıl şu anda 1000'in üzerine çıkmış oluyoruz. Ben hep geriden hizmetlerimizi sayarak geliyordum. Bugün senin zamanın var. Bu bayram vesilesiyle bizi her zaman mutlu ettiğin gibi yine mutlu ettin. Öncelikle teşekkür ediyorum sana ve vekillerime. Sayın Bakanım, Baydin'de göç çok dedik, nüfus artışı çok dedik. Şöyle 2005'ten bu tarafa sadece yapılan, uzun konuşmayacağım, daire sayısı, bina sayısı 141 tane ruhsat vermişik, toplam 287 daire yapılmış son 2005'ten bugüne kadar. Nüfusumuz göreve başladığımızda 2170 iken bugün 360 civarında. Bu net burada yaşayan Sayın Bakanım. Burada tabii ki hizmetlerimizi biz Baydin'in büyüğüne planına bakarsak 285 daire, yani sonuçta bir kasabayız biz, küçük bir kasabayız, büyük bir büyümedir. Biz bu hesaplarımızı, planlarımızı ve hizmetlerimizi bugün için değil de ileriye dönük bu büyümeyi gözetleyerek yapacağımıza daha iyi bakmamız gerekiyor. Önümüzdeki cetvele baktığımızda yani 2000 yaklaşık 300 daire var. Bunu tabii ki kaçak olanını da sayarsam 300'ün üzerinde. Adeta yeniden bir köyde bir şehir daha kurulmuş gibi. Biz bu hizmetleri altyapıyı, üst yapıyı yaparken bunları göz önünde bulundurarak çalışacağız. Bu çalışmalarımıza bugüne kadar hep destek verdiniz. Bu desteklerinizden dolayı tekrar yine teşekkür ediyorum. Ben hizmetleri geriye dönüp tek tek saymayacağım. Her gelmenizde sayıyorum. Herkes de biliyor. Sizin bize katkılarınızın olduğunu Kümbetova da biliyor, Yozgat da biliyor. Biz ondan dolayı teşekkür ediyoruz tekrar. Zamanınızı fazla almayacağım Sayın Bakanım. Tekrar bayramınız mübarek olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Allah razı olsun. Bu bayramı Yozgat halkıyla birlikte sevinçlerini, mutluluklarını paylaşarak Yozgat'ta geçiriyorlar. Sayın Bakanımızla birlikte ilçelerde, merkezde yoğun programlara katılarak halkla birlikte oluyorlar. Programımızı da onurlandırdılar. Yozgat Milletvekilimiz Sayın Avukat Yusuf Başer'i bir konuşma yapmak üzere mikrofona davetle arz ediyorum. Saygıdeğer Baydinli kardeşlerim, sözlerime başlamadan önce hepinizi sevgiyle, saygıyla, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Rabbim bayramlarımızı bayram etsin. Bayram sevincimiz daim olsun. Ramazan'da elde ettiğimiz manevi kazanımların yılın 11 ayında ömrümüzün de tamamında da devam etmesini, o noktada kardeşliğimizin kavileştirilmesine de vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, şenliğiniz mübarek olsun. İl başkanı olduğum, daha olmadan önce de ilk ziyaret ettiğim belde Baydin Belediyesi olmuştu. Belediye başkanımız olmuştu. O günden bugüne fırsat buldukça gelmeye gayret gösteriyorum. Senede bir, en az bir defa, birden fazla da geliyorum. Yine bugün böyle bir şenlikte bir araya olmaktan dolayı da mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Her geldiğimizde Baydin'i güzelleşir görüyorum.
o noktada Baydiye'nin güzelleşmesinde ve gelişmesinde katkısından dolayı da çalışkan, dürüst ve başarılı bir belediye başkanımız olan Osman Uslu kardeşimize de huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Baydiye'nin problemlerini ve çözüm yolları noktasında adeta kendi işinden daha fazla zaman ayırıyor, gayret gösteriyor. Gerçekten o noktada her sefer sizin huzurlarınıza gelip belediye seçimlerinde yine sizlerden evet oyu aldığı da zaten bunun kanıtır diye düşünüyorum. Değerli kardeşlerim, evet, Ramazanlar normalde birliğin sembolü, kardeşliğin sembolü ama Anadolu coğrafyası başta olmak üzere Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da maalesef hüzün Ramazan oluyor. Sözüm ana 21. yüzyılda yaşamış olmamıza rağmen demokrasiden dem vuranlar, insan haklarından dem vuranlar maalesef milletin, dünyanın gözü önünde İsrail'in Gazze'deki, Filistin'deki maalesef katliamlarına ses çıkarmıyorlar. Adeta onların katliamına ortak oluyorlar. Ben diyorum ki artık bu zulüm sona ermeli. Onun yolu ise değerli kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü olmasından geçiyor. Eğer biz Türkiye olarak dünden daha çok güçlüysek ve dünyada söz sahibi olabiliyorsak, 2023 yılında Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girdiği andan itibaren ben iddia ediyorum, o zaman İsrail'in bu zulmünün olması mümkün değildir. Onun için dünden daha çok ülkemizi hem maddi anlamda kalkındırmak ve hem de manevi anlamda da kalkındırmanın yolunu hep beraber gerçekleştirmiş olacağız. Yine biraz önce belediye başkanım söyledi, Baydiye'yi büyüttüğünü söyledi. Evet, biz de 2002'den itibaren Türkiye'yi büyütüyoruz, Yozgat'ı büyütüyoruz. Ülkemizin sorunlarını bir bir çözüyoruz, çözmeye de devam edeceğiz. Onun için değerli kardeşlerim, ben diyorum ki önümüzde 10 Ağustos'ta bir seçim var. Bu seçim Türkiye'nin kader seçimi. Bu seçimde artık eski Türkiye'nin tüm alışkanlıkları, tüm vesayetleri tarihin çöp sepetine atma seçimi. Türkiye'yi 10 yıl içerisinde liderimiz, genel başkanımız, başbakanımız, 12. Cumhurbaşkanımız adeta çağ atlattı. Eski Türkiye'den hiçbir iz kalmamasının yolu ise 10 Ağustos'taki yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimde halkın adamı, hakkın aşığı, milletin evladı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı'nın makamına oturtturmak bizim boynumuzun borcu. Ben diyorum ki 10 Ağustos'ta evet, Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı makamına oturtmaya var mıyız? Evet. Değerli kardeşlerim, İnşallah o noktada ben diyorum ki dün olduğu gibi bugün de Baydinli kardeşlerim Recep Tayyip Erdoğan'dan yana tavır koyacaklardır. Çünkü o biraz önce söyledim, milletin aşığı. Millete hizmetkarlık etmeyi ibadet aşkıyla yapan bir lider, bizlere düşen görevde o lideri, o makama aziz milletimizin en fazla oyunu alması suretiyle, desteğini alması suretiyle onu o makama oturtturmak, ardından da sözüm ona, tırnak içinde söylüyorum, insan hakları savunucularına ama demokrasi savunucularına Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve artık haksızlıklar karşısında susmayacağımızı da dünyaya haykırmak istiyoruz. Onun için hep beraber gayret göstereceğiz. Değerli kardeşlerim, bu vesileyle diyorum ki tekrar Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Acının olmadığı, gözyaşının olmadığı, ölümlerin olmadığı nice bayramlarda buluşmak dileğiyle hepinizi saygıyla Allah'a emanet ediyorum. Yozgat Milletvekilimiz Sayın Avukat Yusuf Başer'e teşekkür ediyoruz.